Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gülsüm Mutfağı Anne Yemeklerine. Arkadaşlarım bugün gene güzel bir turşu yapacağız. Eriştenizi kesip dün komşuma Allah'ım hastalığıyla yemek nasip eylesin. Bugün de benim malzemelerimi almıştım. Onlara da bir güzel bir tane lahana almıştım. Karışık lahana turşusu kuracağız arkadaşlar. Hemen uzatmadan söyleyelim. Lahanayı ben bir güzel arkadaşlar şöyle yırtma işlemiyle elimle parçaladım. Buna bıçak dokundurmadığımız zaman çok güzel oluyor arkadaşlar lahanayı. Güzel böyle suya koydum. Doğradıktan sonra onun suyunu süzdüreceğim. Diğer malzemelerimi de göstereceğim. İçine neler koyacağım. Bayağı bir karışık turşu olacak arkadaşlar. Şimdi hemen diğer malzemelerimizi de gösterelim. Evet arkadaşlar, karışık turşularımızda turşumun içine ne koyacağım? Şöyle 1 kilo, 1 kiloyu biraz geçik mi değil mi arkadaşlar? Ben bunları göz kararı yaptığım için kapya biberi var. Bunların içlerini temizleyip güzel şöyle şu kesici aletimle, hamur kesme patates veya doğrama aletimizle onları doğrayacağız. Şöyle 3 adet havucum var. Arkadaşlar havucu marketimizde kalmamış. Bu kadar vardı, onu aldım. İçine ne kadar bulabilirseniz karışık turşunun içine atabilirsiniz. Şöyle kameramızda bir güzel ayarlayalım. Şurada bunun zaten daha önceki videolarıma bakarsanız burada yayla biberim var arkadaşlar. Şu kapya biberle yayla biberini karıştırmayalım. Bunlar aynı şey değiller. Onu da izlerseniz sevinirim. Böyle bu kırmızı biberim kadarı, bu kadar da yayla biberim var. Şurada süs biberimiz var arkadaşlar. Bunu çok koymayacağım. Acı olmasın diye, çok da acı olmasın turşu. Şöyle de 1 kiloya yakın sivri biberim var. Şöyle de arkadaşlarım salatalığım var. İçinize aklınıza ne gelebiliyorsa arkadaşlar, ben şey yapmıyorum. Şöyle şu baş kısımların bu püskürlü gibi yerlerini, onlar çiçek tohumu şey oluyor biliyorsunuz. Oralarını temizleyip güzel bir şekilde yıkamamız lazım. Bunların çok çamuru çıkıyor. Hatta gördüğünüz gibi şeylerinden, kirlerinden arındıracağız. Onu biraz bekletmemiz lazım. Diğer malzemelerimizi de geçelim. Zaten ben bunları kurarken de tek tek karıştırmadan önce göstereceğim. Bunları güzel, salatalıklarımla da küçük olduğu için arkadaşlarım onu doğramayacağım. Eğer ki büyük olsaydı, biraz irili olsaydı doğrayacaktım aynı biberler gibi. Şurada da sirkemiz var yine. Eğer ki böyle şey olursa havucu, ben bu kadar koyacağım şimdi ama şey yapabilirsiniz arkadaşlar, alıp içine katabilirsiniz, hiç sorun olmuyor. Lahanamızı da hemen süzdürelim, videomuzun devamına geçelim. İnşallah bismillah deyip başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kameramızı ayarladık. Tekrar şöyle öne geçeyim. Kimse olmadığı için arkadaşlar oradan ben çekimi devam ettireyim. Arkadaşlar şimdi ne yaptım? Şu lahanamı görüyorsunuz, kabarıktı bu. Ben biraz şöyle tuz attım. Şöyle tuzla ovaladım. Bu ben diğer malzemelerimi hazırlayana kadar tuzla bekledim. Siz de böyle yaparsanız çok lezzetli olur. Dediğim gibi havuç azdı. Aşağıda markette de kalmadığı için böyle de elinizle yırtarsanız arkadaşlar daha da lezzetli oluyor, bıçak değmediği için. Geçen yılda ben böyle yapmıştım. Çok harika bir turşu olmuştu. Şimdi diğer malzemelerimi 1 kiloya yakın, neredeyse 1 kilo sivri biberleri böyle böldüm. Şu dediğim yayla biberi de arkadaşlar 1 kilo da ondan var. Böyle 1 kilo kırmızı kapya biberim var. Şurada neredeyse 2 kilo kadar da kornişon turşumuz var. Şöyle süs biberimiz var. Süs biberi, biz buna köyde cin biberi diyoruz arkadaşlar ama süs biberi diyelim yine de. Şöyle 4 büyük baş sarımsağımız var. Sarımsak ne kadar bol olursa. Şöyle kaya tuzumuz var. Salamur tuzu arkadaşlar. Şurada da limon tuzumuz var. Şimdi ne yapacağım? Ben bu malzemelerimizi, sirkelerimizi unuttuk arkadaşlar, onları söylemeyi. Şimdi bir güzel şekilde ben harmanlayacağım. Salatalıkları da niye doğramadım arkadaşlar? Çok küçükler. O yüzden doğramadım. İçinde kütür kütür güzel olur diye. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir 10 kiloluk bidonum var. Bir de 5 kiloluk böyle şişeler de var. Sirkemi de burada zaten göz kararı ayarlıyorum ben demiştim. Şimdi malzemelerimizi hep birlikte karıştıralım. Şöyle dibindeki tabii ki yıkadığım için arkadaşlar, güzel bir şekilde sebzelerimizi doğramadan önce yıkamamız lazım. Şu sularını almayalım tabii ki.
Süzgeçte koysaydık olurdu. Şöyle hemen biberimizi de alalım. Kırmızı biberimiz de, kapya biberimiz. Arkadaşlar daha önce de söyledim videonun başlangıcında. Kapya biberi ayrı, şu yayla biberi dediğimiz ayrı. Bunun ayrı turşusunu da kurdum. Onu da izleyebilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Gerçekten kütür kütür bir turşu oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Acı sevmezseniz bu acı süs biberinden koymayabilirsiniz. Şöyle alalım. Şimdi bunları bir güzel leğende harmanlayacağız. İnşallah leğenimiz küçük gelmezse öbür güne de aktarabilirim. Şimdi bunları da kenara alalım. Süs biberimizi de atalım. Yani cim biberimizi şöyle. Şöyle salatalıkları zannediyorsam arkadaşlar ben aralarına atacağım. Şimdi bunları bir güzel daha harmanlayacağım. Bir de sarımsaklarıyla harmanlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi görsel açılır. Şöyle 2 avuç kadar tuz attım arkadaşlar. Lahanaya o kalın salamur tuzundan. Turşu tuzu koyduğunuz zaman onu dengelersiniz. Çünkü şey olabilir. Fazla tuzlu olursa yiyemezsiniz. Şimdi ben bu sarımsaklarımla da biraz ovacağım. Bunlar biraz dursun, beklesin. Ondan sonra şişelerimize doldurup afiyetle yiyeceğiz. Dediğim gibi salatalıkları aralarına atacağım arkadaşlar. Burada harmanlamıyorum. Şöyle gene büyük olanları biraz şöyle elimizde yırtabiliriz. Gördüğünüz gibi harika oldular. Şimdi ben sarımsakları da soyayım arkadaşlar. Tabii ki o anı çekmeyelim uzun olmasın diye. İnşallah videomuz güzel olur. Sizlere güzel şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, sarımsaklarımı da soydum. Şu iri dişli olanları birer bıçak attım arkadaşlar. Şöyle de artık ne yapalım. Yine onlarla da sarımsakla da bir güzel harmanlarsak arkadaşlar şey oluyor. O güzel bir aroma oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi zaten lahana kocaman bir lahanaydı ama. Şimdi ilk önce buna bir dolduralım. Dediğim gibi arkadaşlar salatalıkları arasına atacağım. Şöyle dolduralım. Hatta şöyle biraz dökelim buraya. Oradan alacağım diye uğraşmayayım. Salatalıklar da çok güzelmiş arkadaşlar. Daha böyle güzeli gelir mi gelmez mi bilmem. Aşağıya ama. Aşağıya diyorum da bizim market altta market olduğu için. Şöyle hemen aralarına atalım. Salatalıklar iri olsaydı doğrayacaktım arkadaşlar. Şöyle güzel güzel yerleştire dolduralım. Şöyle atalım. Umarım kameramızda görüyordur, onu ben ayarlamaya çalışıyorum ama. Şöyle. Bu turşu çok lezzetli oluyor. Zaten turşu bildiğiniz gibi şifadır. Tuzunu falan da yeteri kadar ayarlıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz daha salatalık da yerinden alalım. Şöyle dolduralım. Böyle ağızlar küçük olunca da biraz doldurmak problem oluyor. Şöyle biraz da salatalığından atalım. Arkadaşlar serdiğim bezim temiz. Gene de onlara koymuyorum. Yıkayacağım gene yeniden. Yere serdiğim bezin temizler yıkanmış bez. Şöyle atalım. Bu dibindeki kalan suyunu da paylaşacağım arkadaşlar bir şeye, bidonlarımıza. Çünkü en lezzetli yeri orası. Ondan sonra sirkelerini dökeceğiz. Biraz sirkesini ben bunun bol olmasını istiyorum. Şöyle yine de salatalık da dökelim. Şöyle hafif basalım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi kalan salatalığı leğenimiz biraz eserdi. Ona bölüştüreceğim. Şöyle tek elimle koyayım çünkü. Tek elimle koyarsam çünkü ağzı küçük olduğu için sebzelerin içine girmiyor. Kelek ve yeşil domatesi arkadaşlar şu an bulamadım. Aslında vardı da dışarı gitmedim. Onlara da bir ikisini ayrı kurmayı düşünüyorum. Turşusunu.
Siz dilerseniz ondan da bol havuçlu, bol çilek, domates kurabilirsiniz. Şimdi yine arasına biraz daha salatalık katalım. Şöyle biraz bastırıyorum ben bunu. Zannediyorsam o bidonumuz da almayacak. Bu 10 kiloluk, bu da 1 kiloluk arkadaşlar. Zaten bu bidonların kiloları belli hep. Şimdi şöyle biraz daha atalım bunu. Biraz daha yerleştirelim. Bu videomuz biraz uzun olacak arkadaşlar ama böyle güzel bir sağlıklı şekilde turşu yapabilmemiz için güzel detaylı anlatmamız lazım. Şimdi ben bunları ikisiyle de paylaştırayım tekrar sizlerle. Şimdi şu az kaldı arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım, dökelim gitsin. Çünkü bidonum esendi. Hemen şunu şuraya biraz daha koyacağım. Lahanamız sanki az bile geldi. Çünkü tuzla olup koyduğumuz zaman lahana kaybolup gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama harika bir turşu kokusu geldi. Görmeniz lazım. Şimdi bunu da kamerayı yeni kapatayım arkadaşlar. Öbür bidonumu da doldurayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Hoca Nasrettin gibi kazan doğurdu oldu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlarım? Bunları bir kenara alalım. Ne olur bu videom, kusura bakmayın, biraz uzun olacak ama şimdi ne yapıyoruz? Yine de ölçeyim şöyle. Ben bunu göz kararı hazırlıyorum normalde ama bu 400 miligram arkadaşlar. Ölçüm. Koyuyorum. Böyle fazlaca yapıyorum arkadaşlar. Ben şey yapıyorum. Sonraki turşularımı da kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı, problem olmuyor. Geçen yılda yaptım. Çok harika oldular. Şimdi bunu da sökelim. İnşallah. Şöyle bakalım be. Hatta buna ben bir bıçak açacağım arkadaşlar. Şöyle olmadı. Elimi de kestirmeden. Kocaman bir lahana vardı arkadaşlar. Dediğim gibi diğer biberleri de. Biberleri, 3 çeşit biberimiz vardı. Salatalığımız var. Turşuyla. Havucumuz biraz az geldi ama dilersek sonradan atabiliriz içine. Şöyle koyalım. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum nasıl yaptığımı. Şu turşunun sularını da arkadaşlar, o leğende karışım yapmıştım biliyorsunuz. Bunlara paylaştıracağım. Üstlerine de kesinlikle bu suyu atmayın, o dibine biriken suları, bunun harmanladığınız zaman asıl sosu orada kalıyor. Sarımsağın o aroması şeyleri buna koyalım. Bunun içine de döksek olur, hiçbir şey olmaz. Şimdi şurada arkadaşlar 3 yemek kaşığı kadar limon tuzu var. Bunu atıyorum. Şöyle biraz daha, çünkü tuzlu olduğumuz için tuzu da böyle göz kararı dökelim. Bir nevi turşu kurumuz olmuş oluyor böyle arkadaşlar. Şimdi yeter, tuzuna baktığımız zaman onu zaten anlarız. Tuzlu olup olmadığını. Bu da böyle turşu kuru gibi bir şey oluyor. Kameramızda umarım görüyordur. Şimdi bunu bir güzel karıştırıp dökeceğiz. Bidonlarımıza paylaştıracağız. İsterseniz ağızlarını da koyabilirsiniz. O hiç problem olmaz. Ben bu suyu hepsini döküyorum. Çok sirkeli severseniz arkadaşlar suyunu az koyun. Eğer ki az sirkeli seviyorsanız sirkeyi az koyabilirsiniz. O karar kesinlikle size ait. Şimdi kaşığımızı getirelim. Evet arkadaşlar, kaşığımızı da karıştıralım. Bu turşu suyunu ilk önceden de yapıp koyabilirsiniz hazır. Turşu kur gibi şöyle karıştırıp içlerine paylaştıralım. Dediğim gibi sirke seçimi size kalmış. Kimi çok sirkeli seviyor, kimi çok sirkesiz seviyor. Şöyle büyükten dolduralım. Böyle bunu paylaştırdıktan sonra eğer ki şeylerimiz esik kalırsa üstüne su koyabiliriz. Hiç problem olmaz.
Şimdi bu doldu. Gördüğünüz gibi o iki 800 gram aldı gördüğünüz gibi. Bir taraftan da karıştıralım. Bunları da bir güzel dolduralım. Turşu yapmadım. Hiç yapamam, edemem diye hiç problem yapmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç benim eskiden beri bildiğim yöntem bu işte. Hemen. O biraz doldu. Bu biraz büyük olduğu için sanırım fazlaca alacak arkadaşlar. Şöyle yapayım ben. Bunu kusura bakmayın. Arka planda biraz dağıldı. Şöyle alalım. Biraz alması zorlaştı ama. Gördüğünüz gibi. Yaparsak yenir kışın inşallah. Yüce Allah'ın herkese yaptığı yüzünü kara çıkartmadan yaptığını yedirmek nasip eylesin. Bu işler emek işleri arkadaşlar işte. Bir arada video çekeceğim. Neler hazırladığımı, bunların son hallerini sizlere göstereceğim. Allah'ın izniyle. Şimdi ben bunları doldurdum arkadaşlar. Güzelce kapaklarını kapatacağız. Videomuz da daha uzun olmasın. Gördüğünüz gibi şuna biraz daha fazla koyacağım. Harika oldular. İnşallah bu videomuz biraz uzun oldu. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Göz kararı turşu suyumuzu hazırladık. O hiç sıkıntı dert olmasın, onu yapamam edemem diye. Videolarımızı arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gülsüm'ün mutfağında kalın.